Ben meşrutiyeti şeriat namına alkışladım. Kimin aksi bir iddiası varsa dört hak mezhebe göre bunu iznen, zımnen, alenen böyle olduğunu ispatı hazırım diyor Üstad Hazretleri. Ulemanın bol olduğu bir zamanda. Demek ki Üstad Hazretleri meşrutiyeti yani biraz geliştirilmiş tarzıyla yine 1950'den sonra 45'ten sonraki düşüncelerinde de demokratik bir cumhuriyeti. Onu ilave ediyor çünkü Üstad Hazretleri. Bir din ki diyor bilerek karıncaya bile ayağınızı basmayınız emrederse beşerin hukukunu ihmal eder mi? Kella diyor, asla. Biz ona imtisal etmedik diyor o dini. Bu nuru fünü medeniyedir. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder ve talebenin himmeti pervaz eder diyor. Yani çift kanatlı. Ayrıldığı zaman diyor bunlar sadece fen ilmini okuyanda hile ve şüphe dinsizliğe doğru gider. Sadece din ilmini okuyanda da taassup meydana gelir diyor. Dinin siyasete alet edilmemesini. Din diyor umumu mukaddes malıdır. Bir partili tekelinde olamaz. Olursa büyük ekseri dinin aleyhine geçer diyor. İki, siyasetin dinsizliğe alet edilmemesi lazım diyor. İkinci ayağının siyasetin dinsizliğe alet edilmesi. Yani iki şeyin üzerinde duruyor. Bir, bugün daha söylenemeden bir şey söylüyor üstad. Orada dediği şu, din o zaman muhtar olmalı diyor üstad. Muhtar, özel bugünkü tabirle. Maaşını devletten almamalı. Yani Avrupa'daki kiliseler gibi. Özel o. Tamam mı? Şey değil. Dolayısıyla oradan maaşını almaması, vakıfların oraya bağlanması değil mi? Bugün de henüz daha bizim siyasilerimiz bunu kabullenemiyorlar. Dindarlarımız da kabullenemiyorlar. Rüyada hitabede Üstad Hazretleri ne diyor? Dünyada emsalini görmediğim bir rüya aleminde mukadderat-ı İslam için kurulmuş olan bir meclis-i muhteşeme davet olundum diyor. Her asım mebuslarından yani seçilmiş o insanlardan yani biz onlara müceddit böyle büyük zatlar kutup neyse yani bunlar onlardan çünkü İslam'ın mukadderatı var. Ben de bu meclise davet olundum diyor. Ve davet olunduğu için o da ben diyor baktım dünyada emsalini görmediğim insanlar var. Hicap ettim. Böyle sıkılarak kapıda durdum. Üstad'a hitapları şu. Ey helaket ve felaket asrının adamı. Senin de reyin var. Söyle bakalım yani ne olacak bu geleceğimiz? Üstad diyor ki sorun söyleyeyim diyor. Tamam mı? Orada değil mi? Onlar da diyorlar ki kadere hangi fiilinizden fetva verdirdiniz ki sizi bu mağlubiyetle cezalandırdı diyor. Üstad da diyor ki üç erkan-ı İslamiye'deki ihmalimizdir. Beş vakit namaz istedi, tembellik edip kılmadık, beş sene o cepheden o cephede koşturdu. 70 hikmetli oruçtu istedi, nefsimizi acıdık tutmadık, beş sene açlıktan bize oruç tutturdu. Tazeden onda bir sene üstünden geçmiş kazancımızdan 1/40 istedi, buhlettik, vermedik, 10/8 müterakiben aldı. Üstad Hazretleri devrisi sabah, dünyevilerin arasına gittim diyor. Dünyeviler dediler ki geldin geleli niye siyasete karışmıyorsun? Bu kötülükleri hoş mu görüyorsun? Tamam. Şimdi burada da çok enteresan bir ölçü var. Diyorlar bu kadar kötülüğü hoş mu görüyorsun ki din namına siyasete çıkmak lazım gelirken sen çıkmıyorsun. Üstad da diyor ki bir şart ile muharrik aşk-ı İslamiyet ve hamiyeti dini olmalı. Eğer tarafkirlik ve siyasetçilikten yola çıkarsanız, isabet derseniz mesulsunuz. Yani diyelim ki ekseriyet aldı, iktidar oldunuz. Gene o dini siyasete alet etmeye mecbur kalacağınızdan gene zarar vereceksiniz diyor. Oradaki yorum budur. Bu sefer diyorlar ki, nereden anlayacağız biz aşk-ı İslamiyet ve hamiyeti diniyle hareket ettiğimizi yahut da zıddına hareket ettiğimizi? Üstad diyor ki gayet basit bir şey veriyor orada. Kim ki diyor salih efendi muhalifini değil mi? Fasık muvafıkına taraftarına tercih etse bu diyor efendim siyasetçilik namına hareket ettiğini ölçüsüdür.
Sonra ikinci bir misal veriyor. Teferruatını hatırınızda diye oraya girmiyoruz. İkinci mi? O da çok enteresan. İki tane adam kavga ederler diyor. Birinin elinde Kur'an var, birinin elinde yok. O kavga, yani biri dindar, biri o kadar dindar değil. Çünkü şunu unutmayın, yeri geldi. Şimdi demokrasi bir din değildir. Demokrasi İslam'ın 1400 küsur sene evvel getirdiği, değil mi? O insan, yani evvela hürriyeti, evvela adaleti, adalet karşısında eşitliği, bunun yanında getirdiği seçimi, bunun yanında getirdiği sosyal devlet anlayışını, yani Seyyidül kavmi hadimuhum, benim kavmimin efendisi onun hizmetkarıdır diyor. Yani milli irade dediğimiz seçim, dört halifeyi onlar seçimden gelmişler. İnsan haklarını, bunlar bizim malımız, onların dininde, tarihinde yok diyor. Yoksa o zaman demek ki bunlar, bu evrensel değer olarak insanlığın kabul ettiği bu değerler var. Üstad diyor ki şeriat namını alkışladın dediği meşrutiyeti bu zaten. Çünkü üstad isme bakmıyor, içine bakıyor. Yani bu meseleleri tamamen anlayamazsak bugün de siyasette yanılırız. Çünkü adam Hristiyan olur, gene demokrat olur. Yahudi olur, gene demokrat olur. Dinsiz olur, gene demokrat olur. Namazsız olur, gene demokrat olur. Çünkü demokrat bir din değil. İnsanlık için bu değerleri isteyen insanlar, bir fikir akımı bu. Şimdi Üstad Hazretleri'nin 9. mektupta biliyorsunuz, iman nedir, İslam nedir? Ulema arasında diyor tartışmalar olmuş. Kimisi ikisi birdir, kimisi farklıdır demişler. Ben şöyle bir fark anladım ki diyor. İslamiyet hakka tarafgirlik, inkıyat ve teslimdir. İman hakkı kabul ve tasdiktir. Ben bazı dinsizleri gördüm ki ahkamı Kur'an'ya tarafgirlik göstermiyorlardı diyor. Ahkamı tarafgirlik gösteriyorlardı diyor. Dinsiz bir Müslüman denir diyor, bakın şimdi. Dinsiz bir Müslüman. Adam nedir? Marksist adam. Marksist diyor ki ya diyor bu İslam'ın diyor zekat meselesi var ya diyor, çok güzel ya, fakir fukarayı düşündürüyor, yardımına koşturuyor. Hele faiz yasağı var ya diyor, bu kapitalistlerin zaten halkı sömürme vasıtasıdır diyor. Ona da sahip çıkıyor, yardımlaşmasına. Ama bu adam dinsiz. Ama İslamiyet'in bu hak olan güzel ölçü ve prensiplerine taraf olduğu için, benimseyip onu kabullendiği için dinsiz bir Müslüman. Sonra üstad diyor ki ben bazı müminleri gördüm ki ahkamı Kur'an'ya tarafgirlik göstermiyorlardı. Bunlar da gayrimüslim bir mümin tabirine mazhardı diyor. Soruyorlar, yani bu gayrimüslim müminle dinsiz Müslüman paçasını kurtar. Hayır, ne o ne o diyor. Çünkü Kur'an bir bütündür. İmanı var, iltizamı yok. Başörtüsü olur mu? Faiz yasaklanır mı? Birçok şeyleri söylüyor. Diyor ki biz hem salih, salahatlı namazı var, hem de mahir, o kabiliyeti ve bilgisi de var, becerisi. Bunları diyor, yarısını diyor bürokrasiye koyduk, yarısı boş kaldı. Şimdi birinde sadece salahat var ama maharet yok, beceri yok. Birinde de maharet var ama namaz yok. Peki idareye hangisini tayin edeceğiz? Üstad diyor ki efendim sanatta maharet müreccahtır. O namazlıyı değil, o mesleği biliyorsa, o mesleği iyi yapabiliyorsa onu terbiye edeceğiz. Şimdi alem-i İslam'la üstadın ayrıldığı noktalar, temel noktalarından biri budur. Öbürü işte siyasal İslam'dır, öbürü radikal İslam'dır. Ama üstad Müslümanlar efendim siyasete giremez de demiyor. Girer ama dini siyasete alet etmez, değil mi? Partisini kurar, millet verirse geldiği zaman iktidara da dine hizmet etmeye çalışır. Şimdi buna da nur talebeleri de gelince diyor ki onlar cemaat namına siyasete giremez, girecekse kendi şahsı namına girer diyor. Bir insan zatı için sevilmez, sıfatı için sevilir diyor. Gayrimüslimle bile bir gayrimüslim kaldığı halde ehli kitapla bir Müslüman erkek evlenebilir. Kız veremez ama evlenir. Peki üstad diyor, ilmal kitaplarımızda bile var bu. Gayrimüslimden bir hanımın olsa diyor, bir haremin olsa sevmeyecek misin onu diyor. Seversen bu ayete muhalefet etmiş olmuyor musun? Halbuki üstad ona dedi sıfatı için. Yani sen ah Yahudi karıcığım falan değil, hanımım diye seveceksin. Bu diyor Kur'an'ın ehlinde dahil değil diyor. Tamam. Evet,
İşte Said Nursi farkı bu. Risale-i Nur farkı bu. İslam'a asr-ı saadet manasıyla bir yorum getirmiş ve asr-ı saadeti bu asra taşımış. Onun için diyor ki üstad, bizim mesleğimiz sahabe mesleğidir. Biz Hazreti Hasan'ın 6 aylık hilafetinin devamıyız. Nereden? Neşri hakaiki imaniye noktasında. Evet, siyasette ölçüyü getiriyor ama devleti ben idare edeceğim diye üstad ortaya çıkmıyor. O sarsılan imanı, onu taklidi imanı tahkike çıkarıyor, değil mi? Ahlak-ı İslamiye bozulmuş, tahrip edilmiş, onu tamire yöneliyor. Biz hakaiki imani, ahlak-ı İslamiye efalimizden göstersek diyor, değil mi? Bunlar hep üstada ait.